buradaki mağara bebişlerimizin yanına geliyoruz. Şu an bizi fark etmediyorlar. Güneşleniyorlar. Bebişler! Bebişler! İşte şimdi oldu. Siz ne yapıyordunuz? Hadi gelin. Şu an bacaklarıma dolaşıyorlar. Gelin gelin, mamalar geldi. Hemen 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 vereceğiz şimdi. Sonra şunu bir... Kuru mamaları sonar taşıyor. Yemekler bende. Evet, saldırın bakalım. Anne sanırım yemek aramaya gitmiş. Şimdi sesleneceğim ben ona. Ancak. Evet, 6-7 olması lazım. Anneyle de gitmiş olabilir. Aynen. Anneyle gezmeye gitmiştir o. Yaramaz. Bir tane siyahlı olan vardı. Gözlerinde siyah lekeleri olan. O yok. Hadi bakayım, afiyet olsun Obrix'ler. Bolca yemek bıraktık dostlar. Anne de diğer bebiş de gelince rahat rahat karnını doyurabilir. Afiyet olsun. Buradan tekrar yemekler için Bahçeşehir Koleji'ne çok teşekkür ediyoruz. İdarecileri ve yemekhane personellerine gerçekten çok temiz hazırlıyorlar. Onlar da zamanı gelince, fırsat buldukça sizlerle paylaşacağım. Çocuklarımıza bolca yemek bıraktık dostlar. Yemeye başladılar. Gel evladım, gel. Sonar da ağaçların arkasına şu an kuru mamalarını yedekliyor. Oraya ıslanmasın diye bir sistem kurmaya çalışıyor. Ben de canların başındayım. Korkma evladım, korkma. Hepsinin gözünde bir korku var ya. Biz bu insanlık nereye gidiyor anlamadık. Gel şuraya bak. Afiyet olsun. Çocuklarımızın olduğu bölgedeyiz dostlar. Yine bir sürü yavru atmışlar. Heh, anne var. Şu kahverengi olan anneyle beraber. İşte. Anne bu var abi. Evet, gel kızım, gel, seni buraya mı attılar ya? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel gel. Bebişleri göstereyim. Merhaba bebişlerim. Kaç tanesiniz siz? Sayamıyorum da 2, 4, 6, 7. Bir tane de burada var. Sen de hoş geldin. Diğer taraftaki yemekler bitti. Sonra şimdi onlara ilavelerini yapıyor dostlar. Ondan sonra diğer işlere bakacağız. Kurt anne ve yavrularını göremedim. O biraz fazla geziyor sağa sola. Hepsini kontrol edeceğiz. Ben yavruların başında bekliyorum. Bu da daha önce atılan yetimlerden. Yavruları şimdi sayayım. 3, 6, 7, 8 tane. Evet, bir tanesi de orada. Hadi doyurun karnınızı bakalım bebişler. Gel kızım, gel gel. Gel güzel kızım. Gel. Gel yavruların yanına. Şuna şükrediyoruz ki anneyle bırakılmış. İnşallah burada ellemezler. Sonlar şimdi kulübelerin içlerine mamalar yedekliyor. Kulübenin iki tarafına da bolca mama bırakıyoruz o sırada. Bu bölgeye 2 paket mama açıyoruz. Bu kurdaki kulübelere döneceğiz. Karşı tarafta da var. Oranın içerisine de yedek bırakacağız ki aç kalmasınlar. Karınlarını doyurdular. Hoş geldin. Bu tombilik çocuk, hoş geldin sen de ya. Seni de buraya attılar. Olsun, biz sana da bakarız. Gel. Gel güzelim, gel, doyur karnını. Bütün canlarımız karnını doyurdu. Aç olanlar buradan yiyebilir. Bolca yemek bıraktık. Burada da yemeğimiz var. Size de afiyet olsun. Kayalığın üstündeki çocuklar da birazdan gelip buradan yiyecekler. Ama biz o kayaların altına da mama yedekleyeceğiz. Kurt anne de şurada otağların içerisinde, ona da götüreceğiz şimdi. O orayı sahiplenmiş. Annenin buradan neden ayrılmadığını şimdi anladık dostlar. Yavru melek olmuş maalesef. Daha önceki izleyenlere anlatmıştım. Bu araçlara binenler,
atılırken bindirdikleri araçlar öyle bir pis ki çöp taşımazsınız. Özellikle temizlemiyorlar. İşte onlardan kaptığı hastalıkların sonu da bu maalesef. Fazla yakından göstermiyorum. İşte anne o yüzden buradan ayrıldı. Şimdi anneye belli etmeden yavruyu alıp gömeceğiz. Başka yapacak bir şey yok maalesef. Bu bölgedeki bütün canlarımızı doyurduk dostlar. Bakın karnı tok olanlar yatmaya başladı. Kulübelerimizin hepsinde, hem buradakilerde hem karşıdakilerinde bolca mamaları var. Yemeklerini de ilavelerini yaptık. Karınları tok. İsteyen gelip yiyebiliyor. Diğer sürüler uzaklaşınca işte bunlar da gelip yiyecekler. Buraya da yemek bırakıyoruz fazla da. Daha ne yapalım? Elimizden gelen bu. Yine annemiz de burada. Kızım alışacağız inşallah. Bebişlerimizin de karnı tok. En azından kulübeler var. İçlerine sığınabilirler. Şimdi bugün hava biraz güneşli. Burada güneşin tadını çıkarsınlar. Biz canları Allah'a emanet etmekten başka yapacağımız bir şey kalmadı. Yolumuza devam etmek zorundayız. Yüzlerce can dediğim gibi bizleri bekliyor. Hadi bakalım çocuklar, görüşmek üzere. Yavrularımızın yemeklerini getirdik. Şöyle taze taze yiyin bakalım. Sonra de kuru mamalarını yedekliyor. Gel. Ya bir kere de kavga etmeden mamanızı yiyin arkadaşlar. Bir kere. Şuraya bak. Gel kızım sen de. Evet. Bolca mama bırakıyoruz. Çünkü çevrede başka canlar da var, yetişkin canlar. Onlar da gelip yesinler. Çocuklar size de afiyet olsun. Onların da yemeklerini verdik. Şöyle güzelce bir doysunlar. İşte mamaları da gidiyor şimdi bakın. Afiyet olsun. Çocuklarımızın yanına geldik dostlar. Yemeklerini vereceğiz. Toparlandılar. İlk dikkatimi çeken şeyi size hemen göstereceğim. Hiç ellemedik bakın. Bu bir tüfek fişeği. İşte o yüzden canlar buradan korkuyorlar. Yavrusu olan yavrularını taşıyor. Çalıların içerisinde ölüyor bu canlar. Burası göl. Sözüm ona buraya siper alıp işte gelen geçen kuşları vuruyorlar. Başka yapacakları bir şey yok. Hani insanlığa dair hiçbir hizmetleri olmaz. Burada bari yapmayın ya. Yani burayı göz göre göre bakın dostlar. Burada otalları var. Bu hayvanlar burada yaşam mücadelesi veriyor. İşte burada bir kere silah atıldığı zaman daha önce de defalarca bunu yayınladım. Bu canlar buradan ürküp gidiyorlar. Biz şimdi yemeklerini getirdik. Hemen bir verelim. Ondan sonra etrafı kontrol edeceğim. Zarar gören can var mı yok mu diye. Hadi bakayım afiyet olsun. Paketler bitmiş. Sağa sola uçuşmuşlar. Hemen kuru mamalarını da yedekleyeceğiz. Az önceki yemeği bitirdiler. Biz tekrar araçtan yemek getirdik. İyice bir doysunlar dostlar. Aferin. Beyaz çocuk da geliyor şimdi. Biz otağlarımızın içlerine hepsine kuru mamaları koyduk. Şöyle göstereyim bakın. Evet yeteri kadar mama da bıraktık. Tekrar görüşmek üzere. Çocuklar toparlandılar. Bu yaramazlar, yetimler yine buraya geldiler bakın. Aracın sesini duyunca koşarak uzaktan geliyorlar. Biz onları tekrar alıp götüreceğiz tabii. Afiyet olsun. İhtiyar bizi henüz duymadı sanırım. O yüzden de fazla ses çıkarmıyorum. Önce şunlar bir karnını doyursun. Sonra sesleneceğim ben ona. İlave servis de geliyor. Bunlar büyüklerle arkadaş olmuşlar artık. Siz arkadaş mı oldunuz? Yaramaz. Yapsın gariplerim işte. Buradaki çocuklarımızın da yemeklerini verdik bolca. Bir kısmı yiyip çekildiler.
Kaçak yavrulardan bir tanesi arabada, o beyaz yetimlerden. Ki 3 tanesini bulduk, diğerleri dağılıyorlar, gezmeye gidiyorlar, işte arayışa geçiyorlar ya da bir insanın peşine takılıp kayboluyorlar ortalıktan. Bulduk çok şükür. Gel, sen doydun mu? Burnundan belli. Kuru mamalarını da yedekledik. Hadi bakalım, görüşürüz. Güvenli bir yolculuk için Ercan Hoca'nın kolunu tutuyor. Biz onunla arkadaşız değil mi? Değil mi arkadaşım? O gösteriyor, benim arkadaşım Özcan diye. Aferin benim bu güzelime. Vallahi bırakmıyor hala, baksana. Bir tek kolunu dayadı. Dostum. Hadi bakalım. Kardeşlerin yanında ama çok yaramazsın sen, ben seni biliyorum. Öyle deyince o hemen kafa şey yapıyor bir de. Öne saldı başını. Ama doğru. Masum masum duruyor. Kameraya oynuyor biraz sanki gibi geliyor bana. Aynen da. Aynen öyle. Çete reisi bu. Belli etmiyor ama bütün çetenin reisi. Dörtlü çete. Bakalım. Hadi bakalım. Kibar kız koyduk adını. Kibar kızım, kibar kızım. Narin kızım, narin kızım. Güzellik. Maşallah. Artık arkadaş oldu hepsiyle ya. Evet, yemeklerimiz geliyor. Ben de Soner'e yardım edeyim hemen. Tamam, hallediyor. Evet. Buraya da ilave edeceğiz şimdi. Hadi bakayım, uslu uslu yiyin. Aferin, gel kızım sen. Gel, gel, gel sen. Aferin benim kızıma ya. Bakın, geçen gün öğrendi. Onlar yerken yaklaşmıyor şimdi. Aferin benim kızıma. Sana vereceğiz biz. Gel, gel. Gel. Sabırsızlanıyor şimdi. Sana bu anca yeter. Gel. Aferin benim kızıma. Şimdi herkes kendi yerinden yesin bakalım. Şu beyazlı çocuğu da hatırlıyorsunuz. Ürkekti. Baya baya yaklaştırdık kendimizi. Afiyet olsun. Bolca yemekleri var. Biz şimdi kuru mamaları yedik. Yetimlerimizle beraber diğer 4 yavruyla anne de buraya gelmiş. Arkadaş olmuşlar. İyi de yaptılar. Bolca yemek bıraktık dostlar. Şimdi kuru mamalarını getireceğiz. Sularını ayarlayacağız. Hadi bakayım, afiyet olsun. Korkma kızım, korkma. Bu bölgede başka canlılar da var. O yüzden bu kadar çok yemek bırakıyoruz. Acıktıkça yesinler. Kuru mamalar da olacak. Suları da var. Sakin sakin mamalarını yiyorlar işte. İyi. Bu dişimizin de buraya geldiği iyi oldu. Bunlara arkadaşlık yapar bir umut. Çünkü bu canların dostlar, ölüm sebeplerinin çoğu umutlarını kaybetmeleri. Merhaba bebişler, merhaba merhaba. Hadi bakalım. O bebişlerin yemeği. Bunu bebişlere ayırdık, şimdi içeride vereceğiz. Aferin, yiyin bakalım. Bunlar adam olmuşlar ya, büyüklerle yiyorlar artık. Aferin benim mutlu kuyruklarıma. İyi, 7'si de burada çok şükür. Biraz burada yesinler. Ondan sonra toparlayacağız, içeri götüreceğiz. Orada da devam edecekler mama yemeye. Buraya da yemek getirdik. Yavrulara ayırdığımız yemeğimiz. Anneler de yanında. Göbüşler doydu mu, güzel mi olduk? Çok mu güzel olduk biz? Hadi bakalım. Bundan iyi, iyi dostlar. Suları burada. Kuru mamalarını da yedekliyoruz. Aç kalmıyorlar. Annemiz de güzelce doydu. Acıktıkça gidip gelip yiyin bakalım. Sonra da burada yatın. Bakın güneş doğuyor. Güneşlenin. Hadi görüşmek üzere. Bunlar geçen gün atılan yavrular. Buradan ayrılmamışlar. Biraz gezmeye çıkmışlar. Hepsi o kadar bulduk. Geriye getirdik. Tabii hep kapalı yerde duramazlar. Anneleri yok. O kesinleşti. Birkaç beslemedir çevreyi hep kontrol ettik ama maalesef annesiz olarak atılmışlar.
suları burada bolca mamalarını verdik. Başlarında bekleyeceğiz. Büyük canlar rahatsız etmesin diye. Karından doyuruyorlar. Yedek mamalarını da bıraktık. İşte burada yaşayacaklar inşallah. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Yavrumuz bir hayli büyüdü dostlar. Annesiyle beraber, bu da onların arkadaşı. Mamalarını verdik. Onlar da şimdi otağlarına kuru mamalarını yedekliyor. Hadi doyurun karnınızı bakayım. Afiyet olsun. Kızım sen doydun mu? Ne oldu? Gene mi istiyorsun konserve? Tamam, orada var. Yaramaz. Çocuklarımıza seslendik. Yukarıdan gelen sürüler var. Biz buradayız dostlar. Sadece gürültü yapıyorlar. Yeni gelenlere gövde gösteririz. Bakın hiçbir şey olmadı. Zaten biz gereğinde müdahale ediyoruz. O yüzden burada bekliyoruz zaten. Mamalarını verdik. Şimdi karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Ondan sonra bir üst bölgeye geçeceğiz. Biz şimdi dostlar yukarıya doğru çıkıyoruz. O yukarıdan gelen canlar da var. Onları da yukarıya çekeceğiz. Dönüşte buranın kontrolünü yaparız. Buraya bir paket mama açtık. Eğer bitmiş olursa ilavelerini yapacağız. Hadi bakalım. Koca olan sen yukarıdan geldin. Hiç beni kandırma. Afiyet olsun çocuklar. Görüşürüz. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Bir kısmı da sulan içiyor. Biraz sonra onları da paylaşacağım. Su kaplarını yıkadık, temizledik. Bolca mamaları var. Karından doyuruyorlar. Diğerleri de orada. Buradakiler sularını içip gelenler. Çocuklarımızın önce mamalarını verdik. Sularını dolduruyoruz. Hadi bakayım. Suyunuzu için. Ağaç altlarına da yedek mamalarını bıraktık. İsteyen buradan yiyebilir. İsteyen suyunu içsin. Bu yaramazlar da gelecek şimdi. Yine aracın arka tarafına da mamalar koyduk. Hiçbirini aç bırakmıyoruz dostlar. Hepiniz afiyet olsun. Bu kurt annemizin bir tane yavrusu var. Sizlerle hep paylaşıyorum. Bu kara kızımızı da hatırlarsınız. Belki ilk bulduğumuzda bu kara kız getirip gösterdi. İkisi arkadaşlar. Tekrar ediyorum, en ufak bir kan bağı yok. Yıllar önce buraya atıldılar. Bir siyah olanı önümüze geliyordu o zaman. Aldık, kısırlaştırdık ama kurt anneyi alamadık. Maalesef. Şu an bile uzakta duruyorum. Kuru mamalarını yedekledik. Afiyet olsun. Bu da bizim çocuklardan, onların arkadaşı. Ben şimdi yavruyu bir kontrol edeyim bakayım. Yavrunun olduğu yere baktım ama yavruyu göremedim. Sesi de çıkmıyor. Anne demek ki bir başka yere taşıdı. Daha güvenli bir yer seçmiştir kendisini. O yüzden hiç rahatsız etmeyeceğim. Karınları tok. Yedek mamaları var. Hadi bakalım çocuklar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yavru atılmış dostlar. Beslememiz devam ederken şimdi ana yolda bulduk. Gel evladım, gel. Gel, gel. Gel. Aferin sana ya. Dişi. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki de. Gel evladım, gel. İşte dostlar. Şimdi aracımızı alacağız. Besleme bölgemize çıkartacağız. Başka var mı bilmiyorum. İşte yol boylarına atıp atıp gidiyorlar. Bakın. Araçlar geçiyor. Birinin altında kalacaktı. Temiz bir can ama. Şimdi aracımızda. Evden atıldı. Bence de evden atıldı çünkü abi herhangi bir koku yok, tüy falan. Yok yok. Şaşkın zaten. Evet. Çocuklarımıza kuru mamalarını verdik. Çok acıkmışlar. Üstlerine hemen konservelerini veriyoruz. Önce bunlar bir doysun. Korkma 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 korkma. Gel. Gel. Gel bebişim, gel bebişim. Sen korkma. Sen de mi acıktın? Tamam kızım, geliyorum, bekle. Tamam kızım. Anneler var. Sonra onları doyuracağız. Önce şu büyükleri bir halledelim. Bir taraftan da kontrolleri yapayım. Çalılık çocuk. Alıştık mı artık? Arkadaş olduk mu? Bakın kilo da aldık. Güzel oldu. Bu da yetim, yoldan aldıklarımızdan. Şimdi bu çocuklar karnından doyururken biz hemen anne ve yavruları sırayla besleyelim. Bu anne ve yavrularını kulübenin üzerine aldık. Karnını doyuruyoruz.
Dördü burada. Sanırım ikisini gene taşımış. Biz geçen gün alıp getirmiştik ama anne taşıyor. Artık kendisi bilir. Ne diyelim kızım? Nerede rahat ediyorsa oraya taşısın. Bu da geçen gün getirdiğimiz çocuk da burada. Göbeş. Çekil kenara göbeş. Gel gel evlat. Gel gel gel. Bir tane de araba da var. Gel. Aferin benim güzelim, ayrılmamış buradan. Aferin, bunu da ana yoldan almıştık. Göbeş. Göbeş. Oğlum o da arkadaş. Geldin mi sen? Şimdi onu da kulübemizin üstüne alalım. Sus bakayım sen. Seni. Şimdi orta boy yavruları da aldık. Tavamız burada. Bunlar da doyduktan sonra tavayı aşağı indireceğiz. Diğer çocuğumuz da doydu. Zaten kulübeleri, mamalarımızı yedekliyoruz. Önemli olan buradan ayrılmamış olması. Şimdi mamayı aşağı alacağız. Ondan sonra bir annemiz daha var. Onu doyuracağız. En son araçtaki çocuğu indireceğim. Hadi bakayım, afiyet olsun. Bu annemize de bolca konserve açtım. Karnını doyursun, çünkü bunun da bir sürü bebişi var. Değil mi kızım? Şimdi bebişlere bir bakalım. Siz oradan bana niye kızıyorsunuz yine? He? Yumaklar. Bunları da hatırlatayım dostlar. Bir dikenlik pislik bir yerden kurtarmıştık. İşte o bebişler. Biz aldıktan sonra hem fırtına atlattılar, hem şiddetli sağanak yağmur iki kez. Bu bölgede tırtıl gibi geziyorlar şimdi. Yuvadan çıkmayı öğrendiniz mi siz? Bunlar da yine geçen gün kurtardığımız. Biz seninle arkadaş olmuştuk değil mi yolda gelirken? Tabii. Onu pati vermişti. Annemiz burada. Konservelerini yedekledik. Hadi bakalım, sen de anneye birazcık. Aferin sana. Aferin, hadi geç içeri. Sen çok geziyorsun. 3 tane bebişi var. Tabii uyum sağlamakta biraz zorluk çekiyor. Kulübenin içindeydi. Yavruları gezdirmeye çıkarmış. Biz de aldım, otağın içerisine koyduk. Tamam mı? Buradan sakın ayrılmayın. Sen şimdi mamanı ye. Biz de diğer işleri bir halledelim. Az önce bulduğumuz çocuğu da indirdik. Sakallı. Sakallı kızım. İşte evde bakalım atılmış dostlar, ne diyelim. Bu çocuğumuz da geçen gün ana yollardan aldığımız. Böyle konserve açtım beraber yesinler diye. Gel bakalım. Alışacak. Tabii çekirgenlik var. Gözlerinden yaş da gelmiş. Korkuyor. Evden başka hiçbir ortam bilmiyor gariplerim. Sen dur. Hadi doyur kendi bakalım hadi. Afiyet olsun. Annemizin burada su kabı var. Onu güzelce yıkadım. Tertemiz suyla doldurdum. Değil mi kızım? Güzel oldu benim kızım ya. Hadi iç suyunu. Biraz işte şimdi yavrularının yanına gidiyor. Onlardan ayrılamıyor. Çünkü bir sürü çocuk var etrafta. Sonra ben su işlerini hallederken kulübelere mamaları yedekliyor. Şu an bütün kulübelerimizde mama var. Son 2 tane kaldı. Onları da dolduracak. Ondan sonra bir başka yere hareket edeceğiz. Bu bölgedeki canlarımızın hepsini doyurduk. Suları, her şey kontrol edildi. Anneler, yavruların tamamı tok. Gördüğünüz kulübelerimizin hepsinde mamaları var. Hava da iyice kararıyor. Sular da kontrol edildi. Elimizden geleni yaptık. Yoldan kurtardığımız canların da buradan ayrılmaması bizi mutlu etti. Bir tek bu yeni bulduğumuz yavrunun alışması için bekliyoruz. Çünkü peşimize geliyor. Belli zaten, anlattım. Evde bakılıp atılmış. En çok sıkıntıyı da bu canlarda yaşıyoruz. Çünkü sahibini arıyor bu canlar. Hadi çocuklar, Allah'a emanet olun. Işıklarımız da yanmaya başladı. Biz diğer bölgelere hareket ediyoruz. Görüşmek üzere. Bu bölgedeki çocuklarımızın bolca yemekleri var dostlar. Buraya hiç mama açmıyoruz. Bakın kulübelere doğru gittiler şimdi. İç kesimde kulübelerimiz var. Hem ben de geçeceğim, bir kontrol edeyim. Az önce mama yedeklemelerini Soner yaptı ama ben bir göreyim. Bakın ağaçların altında bana bakıyor yaramazlar. Gelin gelin, akşam oluyor. Donmuşlar. İşte dostlar, kulübelerimiz de burada. Gel gel gel. Gel, ben
Gelince çekindiler biraz. Burada yeteri miktarda kulübemiz var dostlar. Sularını da tertemiz doldurduk. Artık bir başka noktaya hareket edebiliriz. Orman içerisindeki otağlarımızın da hepsinde mamalar yedeklendi. Sularımız da burada. Kapları yıkadık. Tertemiz sularını da doldurduk. Oranın işi de bitti. Yolumuza devam ediyoruz dostlar. Sabah çıktık, hala bitiremedik. Az kaldı. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Onlar karınlarını şöyle bir doyursunlar güzel. Tıkır tıkır mamalarını yiyin bakalım güzellik. Hadi bakayım. Oraya sularını yedekledik. Bunlar bir türlü kulübelerin oraya çıkmıyorlar dostlar. İşte geçen sizlere anlattım. Nereye atıldılarsa orada kalma eğilimini gösteriyorlar. Buraya da böyle bir şey yapıyoruz. Islanmayacak şekilde mamalarını da koyduk. Acıkınca buradan yiyebilecekler. Ali Ceylan, Kadir Genç, Semih Uzunçakmak, Emine ve Bahri Aycı, Huriye Şahin, Dursun Deniz ve Mesut Meşeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.